Değerli arkadaşlar merhabalar, iyi pazarlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, dün sizlere aktarmış olduğum borsayla alakalı analizimde borsanın içinde bulunduğu teknik durumu ve kısa vade adına veya önümüzdeki hafta adına hangi kritik seviyelerin dikkat edilmesi, seviyelere dikkat edilmesi gerektiğini izah etmeye çalıştım. Borsanın içinde bulunduğu tablo ve yönümüzün hangi noktalarda farklı boyutlara evrilebileceğini ise bütün ayrıntılarıyla izah etmeye çalıştım ve dünkü analizimde yeni bir video daha hazırlayacağımı, bu videoda ise özellikle yabancıların uygulamakta oldukları stratejileri. Şu an itibariyle Türkiye borsasına veya Borsa İstanbul'a bakış açılarının ne olduğunu ve ileride ne tür planlar ve hesaplar içerisinde olabildiklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve bu analizimde arkadaşlar üzerinde duracağım farklı kriterler olacak. Bazı hisselerin özellikle Garanti Bankası özelinde yabancıların en çok ilgilenmekte oldukları bir hisse olması nedeniyle bunu bir sembol seçtiğim için, bir simge olarak üzerinde durmak istediğim için hangi taktikleri uygulamakta olduklarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve bir hissenin değerlemesinde özellikle ve özellikle endekslerin değerlemesinde yabancıların bakış açıları itibariyle dolar bazında e, olayı analiz etmenin ne kadar farklı sonuçlar getirebileceğini de sizlere izah etmeye çalışacağım. Tabii ki bu analizde sizlere bazı sorular yönelteceğim ve bu sorular üzerinde düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü arkadaşlar borsaya veya piyasalara tek yönlü bakmak, analitik bir bakış açısıyla bakmamak, sadece ve sadece tabirimi hoşgörünüz, at gözlüğüyle bakarak tek bir noktayı görmek her zaman için bizleri, sizleri yanıltacak olan bir faktördür. Türk e, yatırımcısının en büyük zaafiyeti ...birincisi sabırsız olmasıdır. Çok basit bir örnek vereceğim sizlere arkadaşlar. Türk yatırımcısının bir hissede... ...bekleme süresinin ortalama... ...bir ay olduğu e, hesaplanmış... ...veyahut da analiz edilmiş. Oysaki yabancı bir hissede... ...yaklaşık 13 ay beklemekte. Yani onların gösterdiği sabrı... ...biz gösteremiyoruz. Oysaki hep ne diyoruz? Diyoruz ki... ...yabancı bu işi biliyor, yabancı hep kazanıyor... ...yerli kaybediyor. Arkadaşlar bu bakış açısı... ...olduğu zaman elbette ki... Biz bir nevi yabancılara fon yaratan, bir nevi yabancılara sürekli olarak para kazandıran insanlar yatırımcılar durumunda kalmaktayız. Bu da hiç hoş bir şey değil. Şimdi kıymetli dostlar, borsaya kumar derler. Efendim, borsaya şu derler, bu derler, haram derler, şu derler, bu derler. Her neyse. Bunlar arkadaşlar işin farklı bir boyutudur. Çok enteresan bir örnek ifade edeceğim takipçilerimizden bir arkadaşımız her yorumun altına borsa kumardır efendim borsa caiz değildir efendim borsa kağıda yatırım yapılmaz. Peki arkadaşım ben sana soruyorum sen madem ki borsa hakkında bu kadar olumsuz düşüncelere sahipsin ne diye borsa ile ilgili analizleri, yorumları dinliyorsun? Yani madem senin böyle bir bakış açın var, senin bu tür yorumlar, bu tür analizler peşinde koşmaman lazım. Güzel zamanını niye harcarsın? İşte arkadaşlar konu tamamıyla ve tamamiyle bakış açısı ve mentalite meselesidir. Şimdi değerli dostlar, Diyoruz ya, efendim borsa çökecek, 40 bine inecek, 30 bine inecek. Niye? Ekonomi çok kötü. Ekonomi berbat durumda. Merkez Bankası'nın rezervi kalmadı. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Peki arkadaşlar, çok güzel. Ekonominin kötü olduğunu sizler kadar ben de biliyorum. Piyasalardaki sıkıntıların ne durumda olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Peki hiç düşündünüz mü acaba? Borsa neden yükseliyor? Veya neden bu kadar büyük bir faciaya, dünyanın küresel piyasaların resmen çöktüğü bir süreçte borsa neden 30 binlere, 40 binlere, 50 binlere düşmedi? 80 bin seviyesine kadar bir gerileme yaşamış olmasına rağmen ardından çok hızlı bir şekilde 100 bin üzerine çıktı. Geçen sene arkadaşlar borsanın 100 bin seviyesinin üzerine çıkabilmesine hayal gözüyle bakılıyordu. Ama ekonomi perbat durumdaydı yine. Efendim Ray Brunson krizi sonrasında Türkiye ekonomisinde gelişen değişen bir şey mi oldu? Hayır ama dolar 7.20'den 5'lere kadar gevşedi. Ama borsa 80 binlerden 85 binlerden 125 binlere kadar gidebildi. İyi de bu memleketin ekonomisi çok kötü. Kabul. Ama bu borsanın yükseldiğine nasıl bir izah getireceksiniz? Demek ki olay sadece ekonominin iyi olmasıyla veya kötü olmasıyla alakalı bir şey değil. Bakınız değerli dostlar, dünyanın en güçlü ekonomileri Amerika, Japonya, diyelim. Bu ülkelerin borsaları neden bu kadar ekonomileri güçlü ise her gün %5 %10 yükselmiyor. Madem ki konu sadece ekonominin iyi olmasıyla o ülkeye güven duyulmasıyla alakalı bir mevzuysa sadece bu kriter esas ise o zaman bu ülkelerin borsalarına paraların yağması lazım. Her gün %5 %10 prim yapmaları lazım. Olmuyor değil mi? Amerika borsasının da bir anda 600 puan, 1000 puan düştüğüne tanık olabiliyoruz. Diğer taraftan Japonya borsasının aynı şekilde önemli kayıplar yaşayabildiğine tanık olabiliyoruz. Demek ki borsanın mantığı biraz daha farklı. Neden büyük paralar, büyük fonlar kendi ülkelerinde, kendi borsalarında en iyi bildikleri, tabirime hoşgörün, görün, ıcığını cıcığını her yönüyle en iyi bildikleri şirketlerine yatırım yapmıyorlar? Ama geliyorlar, gelişmekte olan ülkelerin farklı farklı şirketlerinin hisselerinden alımlar yapıyorlar. Sebep nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sebep çok basit. Çünkü bizler gibi gelişmekte olan ülkelerin borsalarını istedikleri gibi yönetebiliyorlar. Ve bu yönetimdeki en büyük unsur ne? insan unsuru, yatırımcı unsuru. Neden? Çünkü Türk yatırımcısının psikolojisini çok iyi biliyorlar. Ufacık bir panik olduğu anda, ufacık bir gerileme olduğu anda hemen hemen bir takım yorumcularımızın da hemen işte çöküyor, batıyoruz, gidiyoruz şeklindeki ifadeleri veya uçuyoruz, koptuk gidiyoruz, efendim şuralara gidiyoruz, buralara gidiyoruz şeklindeki yaklaşımlarıyla biz çok kolay bir şekilde yönetilebiliyoruz algılarımıza çok güzel hitap edilebiliyor. Çok güzel tuzaklar kurulabiliyor ve biz bu tuzakların içine düşebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, karşınızda görmekte olduğunuz bu grafik dünya borsalarının 2020 yılı itibarıyla performansını göstermekte. 2020 yılı içerisinde bizim endeksimiz yaklaşık %13 civarında değer kaybetmiş. 2020 yılı şu anda 5. ayın ortalarındayız. 5,5 aylık bir süre içerisinde yüzde %13 civarında bir değer kaybetmiş. Geliyoruz Amerika'ya. Amerika, Amerika yüzde %17. Dow Jones Endeksi yüzde %17 değer kaybetmiş. Geliyoruz Almanya'ya %21 değer kaybetmiş. Efendim geliyoruz ee, Rusya'ya %29 değer kaybetmiş. Diğer taraftan Paris-Kakaran'a bakıyoruz yüzde %28 değer kaybetmiş. Ama Çin'e bakıyoruz... Koronavirüs vakasının ortaya çıktığı ekonomisinin en çok etkileneceği, dünyanın en ucuz ve en e, hızlı e, üretimler noktasında, mal temini noktasında tercih ettiği bir ülke olan ve bu tablo gereğince Çin'e yönelik olumsuz beklentilerin hat safhaya ulaştığı, ekonomilerinin inanılmaz bir şekilde daralabileceğinin gündemde olduğu bir ülke Çin ve Çin'e bakıyoruz. Çin'deki değer kaybı yıl bazında sadece %6 Efendim Çin'in borsası belli bir süre kapalı kaldı, şu oldu, bu oldu. Kapalı kalsın arkadaşlar. Açıldıktan sonra insanlar gene yapacaklarını yaparlar. Peki, Türkiye sürekli olarak ekonomisinin çok berbat olduğu bir ülke sıfatıyla birçok ülkeden borsası adına daha az değer kaybetmiş olması noktasında farklı bir anlam taşıyor mu sizin için? Neden biz daha az düştük? Yani birçok ülkeden çok daha berbat durumundayız. Çok daha berbat durumdayız ama borsamız fazlasıyla düşmemiş. Diğer ülkelere oranla daha az değer kaybetmiş. Bir başka ifadeyle direnmiş. Peki sadece Mayıs ayına bakalım isterseniz. Mayıs ayına baktığımız zaman arkadaşlar %1.3'lük bir değer kaybı var Borsa İstanbul'da. Ama Amerika'ya bakıyoruz %3. Almanya'ya bakıyoruz %4'lere yakın bir vaziyette. Şimdi arkadaşlar bundan bir takım sonuçlar çıkarmamız lazım. Ha bir diğer taraftan da çok önemli bir başka gerçek daha var değerli dostlar. Yabancının Türkiye'de çok ciddi satışlar yaptığını da biliyoruz. Biraz sonra ben sizlere bunun kritik değerlerini e, tablolar halinde göstereceğim. Yabancının bu kadar önemli satışlar yaptığı bir ortamda bile bizim endeksimiz dünya endekslerine oranla daha dirayetli davranabiliyor ise eğer burada başka bir durumun başka bir stratejinin veya başka bir hesabın olduğunu düşünmek durumundayız. Arkadaşlar e, lütfen ifade etmeye çalıştığım ve değindiğim noktaları bir anda reddetmeyiniz. İrdelemeye çalışınız, düşünmeye çalışınız, yorumlamaya çalışınız. En büyük hata tek yönlü bakmaktır. Sadece ve sadece şu olacak şeklinde inanmaktır. Borsa çökecek ...ekonomi çökecek. Ben buna inandım kardeşim. Siz eğer buna, sadece buna inanırsanız... ...borsanın bir anda 90 bin, 100 bin üzerine çıktığı seviyelerde... ...düne kadar 85-90 binlerden almadıklarınızı... ...gidip 100 bin seviyesinden almak durumunda kalırsınız. Bizlerin en büyük sıkıntısı nedir? Efendim ben aldım, düşmeye başladı. E tabii ki yanlış noktada alım yaparsan... ...uygun bir seviyedeyken... E, ...yabancıların veyahut da büyük yatırımcıların... ...o hisseye yönelik ilgisini takas değerlendirmesiyle, aracı kurumların işlemleriyle yorumlamazsan, işte o durumda trenin son vakanına binmek durumunda kalırsın ve fırsatları da kaçırmış olursun. Peki arkadaşlar, yabancının ciddi bir şekilde satış yaptığını ifade ettim. Evet yabancı gerçekten satıyor. Yabancı niye satıyor? Çünkü yabancının bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntıların başında bir, küresel anlamda bütün dünya endekslerinde, emtialarda ki buna altının dahi e, ciddi bir satışa maruz kaldığını 1450 dolarlara kadar gerilediğine tanık olduk. Neden? Koronavirüs vakası sürecinde dünyadaki bütün yatırımcılar veya büyük bir çoğunluk tek amacı elimdeki tüm değerleri nakle çevireyim. Nakde çevirmek demek, dolara çevirmek demektir. Küresel e, piyasaların ilgi duyduğu tek para birimi, konvertibül e, para olarak tabii ki dolardır. Bu noktada doların daha da kıymetlendiğini, küresel piyasalarda doların daha da kıymetlendiğine tanık olduk. Evet, dolara çevirdiler. Bu durumda ne yaptılar? Bütün dünya ülkeleri borsalarında satışlar yaptılar. Amerika'sından Çin'ine, Brezilya'sından Rusya'sına kadar bu satışlar gerçekleşti. Ama biz neye baktık? Ekonomimiz kötü, onun için borsaya satış geliyor. Ya arkadaşlar, bu borsaya gelen satışı sadece ülke genelinde değerlendirmek kadar basit bir düşünce tarzı olabilir mi? Biz de bu dünyanın bir ülkesiyiz ve bütün bunlara rağmen az önce sizlere gösterdiğim gibi dünyadaki büyük bir satış dalgasına rağmen Türkiye endeksi bir Japonya kadar veya bir Amerika kadar düşmemiş. Ve çok da ciddi miktarda Türkiye'den para çıkmasını gerektirecek sebepler olmasına rağmen. En son durum itibariyle kıymetli arkadaşlar bir swap krizi yaşandı biliyorsunuz. Daha doğrusu e, kurda yapılan bir atak vardı. BDDK tarafından 3 bankaya getirilen bir yasak vardı. Ve bu yasaklar sebebiyle bir şekilde TL'ye erişmek zorunluluğu içerisinde olan yabancı yatırımcılar veya bankalar vardı. Bunlar TL'ye erişmekte zorluk çektiler. Gelen yasaklar sebebiyle temerrüde düşmüş oldukları miktarları ödemek zorunda kaldılar. Bunun için ne yapmaları gerekiyordu? TL üretmeleri gerekiyordu. Bunun için tek yol neydi? Hisse senetlerinden satış yapmak ve buradan TL'ye çevirebilmek. Bunu Mart ayında bir swap krizi olmuştu biliyorsunuz. Swap faizleri yüzde binlere çıkarılmıştı. Türkiye tarafından. İşte o dönemde de benzer bir durum olmuştu. Bir şekilde TL'ye erişebilmek için, o yüzde binlik faizlere mağdur olmamak için hisse senetlerini satış yapmışlardı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şurada görmekte olduğunuz tabloda, şurada görmekte olduğunuz tabloda, ee, bu yıl itibariyle, 2020 yılı itibariyle, Garanti Bankası'na 286 milyon lot civarında bir satış gelmiş. TSKB Bankasına 211 milyon lot civarında satış gelmiş Bu satışlar yabancının gerçekleştirdiği satışlar yine işleyeye Vakıf Banka Türk Hava Yollarına çok ciddi satışlar e, gelmiş durumda Bunu biz bunu biz hemen e, daha farklı bir e, sürece getirelim daha kısa bir vadiye getirelim isterseniz ve geçtiğimiz hafta bazında konuya bakalım. Geçtiğimiz hafta konu bazında konuya baktığımız zaman sadece Akbank hissesine 135 milyonluk satış gelmiş. Lot bazında arkadaşlar bunlar. Yine Garanti'ye 88 89 milyon lotluk satış gelmiş. Ben sizlere geçen hafta 3 serilik bir video yayınlamıştım ve bu videoda yabancının içinde bulunduğu krizden TL krizinden, TL'ye erişim noktasındaki çabaları noktasında uygulamakta olduğu e, çabalarında ne strateji uyguladığını ifade ettim. Dedim ki yabancı TL'ye erişmek için hisse senedi satıyor ama sattığının hepsini dolara çevirip gitmiyor. Bunun bir kısmıyla Viop'ta pozisyon alıyor. Biop nedir arkadaşlar? Kaldıraçlı bir piyasadır. Yabancı şu anda hisse senetlerinden %5-10-20 para kazanmayı hedeflemiyor. Hatta hisse senedi pozisyonlarının belki de bir kısmından zararlı satışlar yapıyor. Ama satmış olduğu ve eline geçen miktarın %5'i veya onu gibi bir küçük bir miktarı ise Diop da pozisyon alarak değerlendiriyor. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz haftanın analizinde o anki rakamlar itibariyle TEP yatırımın yaklaşık 1 milyar TL civarında satış yaptığını tespit etmiştik. Bunları ben size tablolar olarak göstermiştim. 1, milyon, 1 milyar TL civarında satış yapıyor ama TEP yatırım bir taraftan da bakıyoruz ki Diop cephesinde işte şurada göreceğiniz gibi 170 bin kontrat civarında da pozisyon taşıyor. Arkadaşlar 170.000 kontrat çok büyük bir rakam. Bir Viyop kontratının 1150 TL olduğunu dikkate aldığımız zaman 170 bin kontrat gibi bir pozisyon taşımak bir aracı kurum için önemli bir beklenti ifade eder. Bu beklenti nedir? Endeksin yukarı yönlü ataklar yapabileceği noktasındaki bir beklentidir. Çünkü TEB yatırımın pozisyonu long pozisyondur. Long pozisyon ne demektir? Endeksin yukarı yönlü ataklarında para kazanılabilecek olan bir pozisyon demektir. Yani hisse senedinden belki satış yapıyor, Nakde geçiyor ama bioptaki 1'e 10 kaldıraç oranı veya hisseler veya endeks kontratlarında 1'e 8, 1'e 9 gibi farklı farklı birimler olabilir ama genel anlamda 1'e 10 kaldıraç dediğimiz bir mevzuyla sattığının sadece %10'u gibi bir meblağı bioba yatırarak aslında kaçırdığı, çıkardığı paranın hepsiyle işlem yapmış gibi, portföy pozisyon açmış gibi bir tablo yaratıyor. Yani 1 milyar TL'yi götürürken bunun 100 milyonuyla götürdüğü miktar kadar bir oranda pozisyon yaratabiliyor. İşte arkadaşlar, Tablo bu ise eğer, Teb Yatırım yabancılarla müşterek işlem yapmakta olan bir kurumdur ve böyle bir miktarda pozisyon taşıyorsa bu durumda endeksin çökeceğini, batacağını düşünmek bence doğru bir yaklaşım değildir. Endekste farklı bir beklenti var diye düşünmek gerekiyor. Yine <gülüyor> çok <laughs> affedersiniz. Stimen bakalım, bakalım. bin kontrat pozisyon taşıyor. Long yönlü pozisyon taşıyor. Merrill Lynch'e bakalım. 13.500 kontrat long yönlü pozisyon taşıyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bir hisseye %10, %15 prim yaptırmak, hele hele yabancıların çok yoğun bir şekilde ilgi duydukları ee, likit hisse dediğimiz, diledikleri anda yüklü miktarda alabildikleri ve diledikleri istedikleri anda da yüklü miktarda çıkış yapabildikleri Garanti Bankası, Akbank gibi bankalar diyelim genel anlamda bir banka hissesine %10, %15 prim yaptırmak kolay değildir. Çok büyük rakamlar bağlamak gerekir. Ama siz o hisseye %10 prim yaptırmak için harcayacağınız paranın sadece ve sadece 5'te 1'iyle 10'da 1'iyle diop denilen mekanizmada oradan kazanacağınız paranın 3 katını, 5 katını hatta 10 katını kazanabilirsiniz. Neden? Çünkü Viyop'ta endeks kontratlarında bu sistemi bilen arkadaşlarım çok net olarak bileceklerdir ki sadece 1000 puanlık bir yükseliş. Ki Viyop'ta 1000 puanlık yükseliş artık gün içerisinde 3-4 kere yaşanabiliyor. Yükseliş veya düşüş veya hareketlenme diyelim. Bir gün içerisinde 4-5 bin puan gibi avantaj yakalamak mümkün olabiliyor artık endeks kontratlarında. Diop dediğimiz mekanizmada 1000 kontratlık bir ee, pardon 1000 puanlık bir yükseliş yaklaşık yaklaşık ona sebebiyet vermekte. Bir yanda büyük bir hisseye %10 prim yaptırmak kolay değilken diğer yanda günde 3-4 kere biner puanlık avantajların sağlanabileceği bir mekanizma var ve ...günde belki 3 kere bu %10'luk... ...adım atıldığı zaman bir günde %30... ...para kazanılabiliyor. Adam geliyor... ...1000 kontratla pozisyon açıyor... ...1000 puan yukarıya belki 2 saat içinde... ...belki 3 saat içerisinde bir atak yaşanıyor... ...ve on, o 1000 puanlık olaydan... ...1 milyar TL'lik bir e, risk içerisine... ...giriyor ve 100 milyon lirasını alıp... ...çok rahat bir şekilde o günü... ...muhteşem bir karla kapatabiliyor. İşte arkadaşlar... ...yabancı Türkiye piyasalarından... ...vazgeçmiş değildir ve yabancının... ...uyguladığı bu strateji hisse senetlerinde... ...kimi zaman zorunlu sebeplere dayalı olarak yapılan satışlar kimi zaman TL'ye erişmek amacıyla yapılan satışlar ve genel anlamda paramızın veya riskimizi biraz daha azaltalım noktasında atılmış olan adımlar bizim piyasalarımızda hala yabancının ilgi duyduğu sonucunu gündeme getiriyor. Peki bu yabancı bu miktarda sattı. Gelmeyecek mi? Yani liste senetlere de ilgi göstermeyecek mi? Gelecek arkadaşlar. Çok affedersiniz. Tıpış tıpış paşa paşa gelecek. Neden? Çünkü Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler dışında yabancının çok ama çok ciddi paralar kazanabileceği bir saha yok. Kendi ülkesinde bizim ülkemizde yaptıkları stratejileri uygulayamazlar. Neden? Bir Kardemir hissesini düşünelim arkadaşlar. Kardemir hissesi 2 onlardan 3-5 gün içerisinde 2.70'lere gidebildi. Efendim bir Pegasus hissesini düşünelim. Dokuzlu seviyelerden 90'lı seviyelere kadar gidebildi. Bir Telekom hissesini düşünelim. Bu işte efendim 5.96'lardan 7.5'lara 8'lere doğru bir hareketlilik yaşayabildi. Şu anda yabancı ne yapıyor arkadaşlar? Bir yandan büyük hisselerden satış yapıp nakde geçerken bir yandan VIOP'ta pozisyon alıyor veya VIOP'ta trade ediyor. Bir diğer yandan da yeni parayı Türkiye'ye sokmadan elindeki parayı farklı farklı hisselere ilgi göstermek suretiyle onlardan nem alanmaya çalışıyor. Şimdi Endeksin içinde bulunduğumuz tablo itibariyle çok büyük bir gerileme yaşamamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi yabancının içinde bulunduğumuz ortamı bir fırsat olarak değerlendirmesi. Bir yandan para çıkarıyor, diğer yandan da daha iyi paralar kazanabileceği farklı yöntemler deniyor. Peki biz bu olayın neresindeyiz? Veya sizler bu olayın neresindesiniz? Arkadaşlar işte bu noktayı düşünmek lazım. Biz eğitime önem vermiyoruz. Biz yeni yeni yatırım enstrümanlarına, trade enstrümanlarına bunları öğrenmek adına çaba göstermiyoruz. Verileri almak, yabancı ne yapıyor, aracı kurumlar ne yapıyor, şu ne yapıyor, bu ne yapıyor noktasında bir analiz programına ayda 100 lira, 150 lira gibi bir para vermeyi bile gereksiz görüyoruz. Bakınız gereksiz görüyoruz. Bizim en büyük hatamız buradan kaynaklanıyor. Biz eğer kendimize yatırım yapmıyorsak oturup da aldım düştü kardeş vah vah veya tüyo peşinde koşarak Twitter'dan, YouTube'dan, oradan, buradan, şuradan Ahmet'in Mehmet'in ağzından çıkacak olan bir kelimeye bağlı olarak yatırım yapmayı yatırım yapma bilinci olarak benimsiyorsak eğer bizim para kaybetme gibi bir durumumuz için artık e, çok normal olarak bakmamız gerekiyor. İşte esas kumar olan budur arkadaşlar. Lütfen eğitime önem verelim. Ve sizlere özellikle ve özellikle diyorum ki lütfen borsanın mantığını, teknik analizi, temel analizi ve özellikle biop denilen mekanizmayı öğrenmeye çalışınız. Vakit ayırınız ve bunu mutlaka ve mutlaka öğrendikten sonra ne ölçüde ciddi paralar kazanabileceğinizin hesaplarını yapmaya çalışınız. Bir şeye yatırım yapmadan bu ne olursa olsun bir çiçeğe, bir ağaca dahi siz su vermiyorsanız o kurumaya mahkumdur. Siz peki yatırımlarınızı hangi noktada besliyorsunuz? Birazcık da bunu düşünmeye çalışınız. Peki değerli arkadaşlar, dedik ki yabancı gelir mi gelmez mi? Gelecektir arkadaşlar. Efendim yabancı 85, 86, 90 seviyelerinden gelmedi. E 100 binin üstüne çıkınca mı gelecek? Buralardan niye gelsin ki? Efendim niye işte daha düşüklerden almadı da gelip şuradan alsın da e, pahalı bir şekilde alsın? Arkadaşlar siz yabancının ucuz pahalı kavramını neye göre değerlendiriyorsunuz? Endeksin rakamlarına bakarak değerlendirme yaparsanız çok ciddi bir şekilde yanılırsınız. Neden yanılırsınız biliyor musunuz değerli dostlar? Bakınız şu anda iki tane grafik koyacağım buraya. Bu grafiklerden her ikisi de Garanti Bankası'na ilişkin grafiktir. Garanti Bankası'nı bir sembol olarak seçtiğimi ifade etmiştim. Arkadaşlar Garanti Bankası 2020 yılı itibariyle %30 değer kaybetmiş. %31. Bu TL bazında kaybettiği değerdir. Peki dolar bazında Garanti Bankası ne kadar değer kaybetmiş? Bu da arkadaşlar dolar bazlı Garanti Bankası'nın grafiğidir. Dolar bazında ise %40 değer kaybetmiş. Şimdi yabancı tabii ki kendi para birimine göre garanti bankasını fiyatlayacaktır. TL bazında %30 ama dolar bazında %40 ucuzlamış olan bir hisse var. Yani garanti gidip de ya yabancı gidip de atıyorum 8 liradan e, hisse almayabilir. Satabilir oradan hissesini ama gidip 9 liradan alabilir. Siz dersiniz ki yahu 8 liradan almadı manyak mı bu adamlar gidip 9 liradan alıyor. Arkadaşlar işte yabancı o an bakar ki dolar bazında ne ölçüde ucuz olmuş. Elindeki dolarıyla kaç tane garanti bankası hissesi alabileceğinin hesabını yapar. İşte olaya bu mantıkla bakmak gerekiyor. Bu nedenle değerli dostlar hisselerin dolar bazında ne kadar ucuzlamış olduğunu dikkate alırsak biz biraz daha konuya farklı bir bakış açısıyla değerlendirme getirmiş olabiliriz. Şu görmekte olduğunuz grafik ise arkadaşlar endeksin grafiği. Endeks e dolar bazındaki grafiğidir. Endeks arkadaşlar dolar bazında %25 değer kaybetmiş. Peki endeksin TL bazında kaybettiği değer ne kadar? Endeksin TL bazında değer kaybı, kaybı ise yüzde 12, yüzde 13. Şimdi yabancı TL bazına mı bakacaktır, dolar bazına mı bakacaktır konusuna bir kere doğa dönüyorum. Dolar bazında yüzde 25 değer kaybetmiş endeks yabancı için ucuz bir endekstir. Bu noktada yabancı yarın bir gün Türkiye'ye gelecektir. Türkiye gibi ülkelere gelecektir. Şimdi, dünyada efendim Türkiye'nin ekonomisi çok berbat, Türkiye'nin nesine güvenip gelecek? Arkadaşlar bu konuya tekrar dönmeyelim isterseniz. Yani bu konuya biz 2018 Rahip Brunson krizinden sonra yaşadığımız o en olağanüstü berbat süreçte bile ekonominin bittiği, çöktüğü bir dönemin gündeme getirildiği bir dönemde bile endeksin 80.000'den 125.000'e gittiğine tanık olduk. Bugün Dünyanın yaşamış olduğu olağanüstü büyük bir krizin içerisindeyiz ve bu krize rağmen endeks düşmüyor. Daha da düşecek şeklindeki beklentiler bir şekilde gerçekleşmiyor. Efendim yarın şuraya düşer buraya düşer. Arkadaşlar bakınız. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Siz olayın neresindesiniz? Burası çok önemli. Sadece şu olacak bu olacak şeklindeki bir beklentiyle değil. Gün içerisinde, an içerisinde içinde bulunduğumuz koşullarda büyüklerin neler yaptığını izlemek gerekiyor. Bakın ne diyorum size? Yabancı satıyor ama sattığının bir kısmını farklı bir alanlarda değerlendirmeye çalışıyor ve endeksi yine de güçlü tutmaya çalışıyor. 300 milyon lot Garanti Bankası hissesi satılmış, bilmem kaç milyon lot Akbank hissesi satılmış ama buna rağmen endeks hala 100 binler civarında. Bunun bir anlamı olmalı. Bunu düşünmek durumundayız. Siz de düşünmek durumundasınız, hepimiz düşünmek durumundayız. Yani tek yönlü bakmamak gerekiyor olaylara. Şimdi değerli arkadaşlar, eee Buradan hareketle, buradan hareketle endeksin yabancının bir şekilde e, Türkiye veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere gelmek zorunda olduğunu ifade ettim. Neden? Çünkü Amerika'da basılmış olan çok büyük bir dolar var. 7 trilyonlara ulaşan bir artık Fed bütçesi var. Bu para büyük fonların paraları kısa zamanda büyük paralar kazanmak isteyecektir. Çünkü onlar çok büyük kayıplar yaşadılar. Sizler %5-10 %20 para kaybetmiş olabilirsiniz. Ama onların kaybettiği rakamlar korkunç seviyelerdedir. Ve onların yatırımcılarına, fonların yatırımcılarına bir şekilde hesap verme mecburiyetleri vardır. E, müşterilerini kaybetmemek adına. Bunun için kimi zaman yeni beklentiler yaratacaklardır. Bazı şeyleri çok olumlu göstereceklerdir. Ve ellerindeki o bol parayı şu anda korkunç miktarda bir bol para var, likidite var. Bu parayı bir şekilde dünya geneline yaymak isteyeceklerdir. Bunlar kalkıp da sanayiye yatırmayacaklardır. Piyasanın, piyasaların veya koronavirüs vakasının genel tablosu belli. Ama hisse senetleri piyasasında önemli beklentiler yaratmak suretiyle önemli ataklar yapabileceklerdir. Altın fiyatları 1700 dolardan 1800 dolara yaklaşım göstermekte. Altını 3000 dolar yapabilirler mi kısa vade içerisinde? çok çok zor. Ama farklı ülkelerin borsalarında oralara bir o 10 bin puanlık, 20 bin puanlık ataklar yaptırmak suretiyle çok kısa vade içerisinde yüzde 20, yüzde 30 paralar kazanabilirler. İşte yabancı kısa vadede de para kazanabilmek adına bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri çok kolay kullanabilir. Bu noktada arkadaşlar diyorum ki endeksi biz yarınlarda 120 bin zirvesini dahi zorlayıp geçmiş olarak görürsek hiç şaşırmayalım. Bakınız, hiç şaşırmayalım diyorum. Bu ifademin anlamı, yarın sabah gidip de ne bulsak alalım değildir. Mutlaka teknik kriterleri, mutlaka önemli destek noktalarını takip etmek durumundayız. Yabancının veya büyük fonların ne aldıklarını ve nasıl bir tarz içerisinde olduklarını takip etmek durumundayız. Bunları takip edelim. Kritik dirençlerin aşıldığı anda, o dirençler üzerinde eğer bir salınım, bir e, konuşlanma söz konusu oluyor, o direnç artık destek konumuna geliyorsa daha da yükselmez demeyelim. Bu açıdan baktığımız zaman arkadaşlar kritik bir grafik ortaya çıkıyor. Bu grafik diyor ki bu 80 binli e, pardon. E, 93 binlere yaşanmış olan bir gerileme. Ardından 125 binlere doğru yönelik bir atak ve bu atak sonrasında en son yaşadığımız 82 bin geri çekilmesine Bu yükseliş ve gerilemenin momentumunu dikkate almak suretiyle bir hesaplama yapan Fibonacci impuls grafiğidir Bu grafik diyor ki şu nokta %61.8 seviyesi arkadaşlar Yani eee neresi burası 101.400 seviyesi 101.400 seviyesi geçilir ve bu seviye üzerinde mutlak surette net kapanışlar olmaya başlarsa minimum bir hafta minimum üç günlük bir kapanış söz konusu olur ise bu seviyenin net bir destek konumuna gelmesi durumunda Fibonacci kriteri diyor ki 113.500 seviyesine kadar bir atak gelebilir. Efendim oraya kadar nasıl yükselecek kim yükselecek? Arkadaşlar Akbank'a Garanti Bankası'na %5'lik bir prim yaptırsın yabancı buralara çok kolay bir şekilde gelir. Hani hatırlayın Garanti Bankası'nın bir günde %9 yükseldiğine tanık olduk biz. Endeksin bir günde 4000 puan, 5 bin puan yükseldiğine tanık olduk bizler. Ve biz inanmadık, almadık yok canım daha yükselmez şuradan döner, buradan döner dedik ama alındıkça alındı. Bir bakarsınız ki 102 bin, 103 bine gelmişiz 103 bin seviyesinin önemli bir direnç olduğunu dünkü analizimde vurguladım ama 103 bin seviyesi o kadar kolay geçirebilir ki sadece ve sadece bir büyük hisseye ciddi bir alım gelsin. Örneğin bir Akbank'a gelsin, bir Garanti Bankası'na gelsin ardından Yapı Kredi, ardından Vakıflar Bankası, ardından şu bu derken bir bakarsınız ki endeks bir soluğu 108-109 binlerde alabilmiş. Bunlar bugünden yarın olacak şeyler değildir belki ama bakış açımız arkadaşlar lütfen biraz geniş tutmaya çalışalım. Bu sebeple yapılan işlemleri ve teknik seviyeleri yakından takip edelim diyorum. Para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar emek vermek zorundasınız. Bu ne demektir arkadaşlar? 113.500 lira kadar bir atak olasılığı gündemde olabilir teknik olarak. Bu seviyenin aşılması durumunda. Aşılır mı? Piyasalarda imkansız diye bir şey yoktur. Aşılması Durumunda arkadaşlar endeksi biz 133 bin seviyelerine kadar yükselmiş görebiliriz. Oysa ki bizim 124 bin 500'de bir direncimiz var değil mi? Bu direncin de geçilmesi hiç zor değildir. Neden arkadaşlar bu seviyelere kadar bir yükseliş olabilir? Teknik olarak bu tür şeylerin imkansız olmayacağını, şu içinde bulunduğumuz koşullarda bile imkansız olmayacağını, böylesi zor günlerde bile böyle bir analiz yapabiliyorum çünkü endeks yabancı'nın gözünde dolar bazında çok ucuz durumda gerçekten çok ucuz durumda. Bu bir. İkincisi, ekonomik gerçekler ne kadar kötü olursa olsun, dünyada ortam ne kadar sıkıntılı olursa olsun, evet bütün bu sıkıntılara rağmen şu an büyük fonların para kazanmak mecburiyetleri olduğunu da bilelim ve paranın da borsa nezdinde beklentiler ile kazanıldığını ifade edelim. X bir şirket vardır, son derece güçlüdür ama bu yükselmiyor. Ama çok daha küçük seviyelerdeki bir şirkete bir beklenti yaratılır. O beklenti öyle bir abartılır ki bir bakarsınız şuraya buraya 3 katına, 5 katına çıktığına tanık oluruz. İşte borsayı sadece ve sadece ekonomik gerçeklik üzerinde düşünmemeli. Temeli sağlam, yabancının veya büyük yatırımcıların ciddi şekilde pozisyon aldığı hisseleri bularak ve de tespit ederek bu noktada değerlendirdiğimiz zaman işte yatırım aslında böyle yapılmış olur. İşte para bu şekilde kazanılmış olur. Yoksa sadece ve sadece belli kriterlere tek bir kritere bağlı olarak hareket ettiğimiz zaman biz çok yaptığımız hata olarak şu noktaya kadar gelir, bu noktaya kadar gelmez diye hesap ettiğimiz bir anda trenin son vagonuna atlamak suretiyle artık yabancının veya büyük fonların satışa geçtiği anda pis almış oluruz veya da alıcı konumuna gelmiş oluruz. Evet arkadaşlar ee, borsa ile ilgili olarak farklı bir bakış açısı yaratmaya çalıştım. Sizleri farklı konularda bilgilendirmeye çalıştım. Tek amacım şudur arkadaşlar. Lütfen ee, bu durumu irdelemeye çalışınız belli bir mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışınız ve asla şu olmaz, asla bu olmaz noktasında hareket etmek yerine mutlaka ve mutlaka düşeceğiz, batacağız şeklindeki bir yaklaşım yerine olayları biraz daha farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışınız. Değerli arkadaşlar, ee, sizlere borsapivot.com isimli sitenin sürekli olarak güncel verilerinden bahsediyorum. Daha önce de ifade ettim. Bu sitede gerek borsa, gerek biop, gerek dolar ve gerek gram altın hususunda pivot değerleri destek ve direnç noktaları izah edilmekte, yayınlanmakta ve yine tüm hisselere yönelik günlük para giriş ve çıkış verileri ve günlük ve haftalık pivot verileri yayınlanmakta. Bakınız şurada herhangi bir hissenin adını yazmak suretiyle istediğiniz hislerin son 5 gündeki e, para giriş çıkış durumunu veya x bir tarihteki durumunu görebileceğiniz gibi son günlerde en çok para girişi yaşayan hisselerin hangileri olduğunu veya en çok para çıkışı yaşayan hisselerin hangileri olduğunu da rahatlıkla sıralatabiliyorsunuz. Para giriş ve çıkış verisi bir hissenin ya e, ilginin olup olmadığı noktasında en önemli göstergelerden birisidir. Bir kere daha ifade ediyorum arkadaşlar. Lütfen biraz dersimizle çalışalım. Bir şeyleri tespit etmeye çalışalım. Bu site sizlere yararlı olacak olan bir site olduğu için sıklıkla bu sitenin ee, linkine bağlanıyorum. Yakın zamanda ücretli olacağını tahmin ediyorum ama şu anda ücretsiz halinin keyfini çıkarmaya çalışır. Peki değerli arkadaşlar, ilerleyen anlarda Dolar-TL ile ilgili olarak da bir analiz paylaşacağım. Şimdilik sonsuz teşekkürler ve saygılarımla. Hoşçakalınız.